...global biyomedikal işin uzmanını sunar. İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan dönerin... ...dünyada neden bu kadar meşhur olduğunu... ...ve tarihçesini iş insanı Ercan Yılmaz'la konuşuyoruz. 17. yüzyıldan beri Osmanlı İmparatorluğu döneminden... ...günümüze kadar gelen çok sevilen bir yemek türümüz... Arap mutfağında şavarma, Yunan mutfağında ise giros olarak adlandırılıyor. 1970'li yılların başlarında bir Türk girişimci tarafından götürdük döneri Avrupa'ya ve Avrupa'nın tamamına yaydık. Döner Avrupa'da çeşitli soslar ve sebzelerle daha çok servis ediliyor. Ülkemizde ise daha çok sade servis edilirken son yıllarda özellikle Hatay'ın özel bir sosu var. Onunla servis edilmeye başlandı. Peki bize biraz üretim sürecinden bahsedebilir misiniz? Avrupa'nın genelinde restoranda üretim yasaklandı. Ülkemizde böyle bir yasak olmamasına rağmen sağlık ve hijyen koşulları nedeniyle fabrikasyon üretime daha fazla yönelim olmaya başladı. Belli bir ısının altında soğuk ortamda e, yapılıyor. Döner ocağına takılana kadar bu soğuk zincir kırılmamış oluyor. Dönerin doğru ısıda, doğru zamanlamayla dönerek pişirilmesi gerekiyor. Sunumun iki aşaması var takma ve kesme. Takma aşamasında doğru etin seçilmesi, doğru bir şekilde açılması, marine edilmesi ve şişlere takılması. Diğer aşamada doğru ısıda, doğru zamanlamayla dönerek pişirilmesi ve ince bir tabaka ile kesilmesi gerekir. Genellikle tabakta porsiyon, ekmek arası ve dürüm içerisinde sunulur. Dönerin sıcak tüketilmesi lezzetini artırır. Çünkü herkes sıcak döner yemek ister. Pandemi ile birlikte artan paket servislerde ise döneri sıcak olarak ulaştırmak için çeşitli yöntemler uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi termobox çantalar, bir diğeri ise ısıtıcılı aparatlar. Özellikle hijyen açısından profesyonel üretim yapan yerlerden döner tüketilmesini tavsiye ederim. İşin uzmanından şimdilik bu kadar. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Global Biomedikal işin uzmanını sundu.